Nasılsınız İbrahim Bayt? O kadar sessizler ki. PlayStation Türkiye'den herkese selamlar. Ben Özcan. Arkadaş, ya oğlum çok kötü bir şeyler yapıyorlar, göremiyorum ya. Ne yaptınız? Sevgili Pint Panda Reis. Hanımlar beyler, PlayStation ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Ben VR'da deneyimli bir oyuncuyum. Hem PC tarafında çok fazla VR aleti denedim. Hem de PlayStation VR'ı zaten aktif olarak kullanıyordum. Pek çok farklı oyun da oynadım. Arada böyle keyfimiz geldiğinde eşimle böyle salona kurar oynarız zaten VR oyunlarını. PlayStation VR'da hatta en son şey yapmıştım, onu hatırlıyorum. Gran Turismo'yu böyle şeyle oynamıştım. Aa, tam benlik. Ben de çok seviyorum Gran Turismo. Direksiyon setiyle oynamıştım. Yani farklı bir keyfi var. Bunun bir sonraki aşamasında ne olacak çok merak ediyorum. Merakım şu an bir nebze giderildi ama daha fazla tabii ki denemem, daha fazla deneyimlemem lazım. Çok keyif aldım. Motion sickness sorunu olmayan bir insanım. O yüzden mesela uzun süre farkındaysan rahat rahat etrafta takılmaya başladım. Evet. Ben zaten daha önce sanal dünyaya bir giriş yapmıştım ama en iyi girişimi bununla yaptım diyebilirim. Önce şöyle bir açılışımızı yapalım. Gerçekten PlayStation VR 2 çok güzel. Horizon zaten PlayStation 5'te oynama deneyimi yaşamıştım yani. Forbidden West oynamıştım. Çok keyifliydi. Grafikleri çok güzeldi. Evet. Hatta yani bence PlayStation 5'te şu an zirve olabilir grafik anlamında. Ben net diyorum bunu yani. Ya güzeldi ya. İlkine kıyasla özellikle çözünürlük farkı çok dikkat çekiyor. İlkine çünkü zaten o zaman böyle çok fazla muadili de olmadığı için idare ediyorduk hani böyle çok şey gözükmesin, biraz bulanık olsun falan diye, ama burada çok net o farkı gösteriyor. Zaten Horizon'un en son oyununu böyle çok yakın zamanda olmasa da yine de yakın bir zamanda oynadığımız için aşinayım. Yani karakterlere, dünyaya, Forbidden West'ten aşinayım. Ondan dolayı ben Eloy'da oyun dünyasını çok severim. Şimdi bu sefer Eloy'dan çıkıp bambaşka bir karakteri kontrol ettiğimiz, bu sefer sanal gerçeklikle o dünyaya dahil olduğumuz bir oyun yapmışlar. Ya şimdi dürüst olmak gerekirse benim normalde bu vakte kadar VR benim oyunculuk hayatımın böyle çok çok içinde olan ya da çok üzerine düştüğüm bir şey değildi. Bunda belli sebepler var işte. Mesela bir noktadan sonra beni yorması, işte düşük FPS ya da şey olduğunda böyle görsellikte bulantı olduğunda göze ve başa ağrı vermesi. Benim VR 2 ile ve artık yeni nesil VR diyelim, PlayStation VR 2 ile en çok hoşuma giden şey, abi bak kaç dakika oynadım? 45 dakika falan oynadım. Evet tabii. Çok şükür sapasağlam, hatta spoiler vermeyeyim, oynayacağım ikinci oyuna da daha devam da ederdim yani. Sen Star Wars oynadın ben Doğuş. Ben Star Wars oynadım ve nasıldı? Müthişti gerçekten. Yani VR ile ilgili şöyle bir korku var tabii ki, herkeste olduğu gibi. Korku var. O şöyle bir korku da Resident Evil. Evet değil mi? Gelecek o da. hani acaba işte midem bulanır mı, nasıl olur, motion sickness falan filan. Ben o işte. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Tertemiz, müthiş bir tecrübeydi gerçekten. Senin söylediğin cümle çok kritik. Hakikaten bir yere gidip geldin dedin bir ya. Bir yere gidip. Yani resmen bir yere gidip gelme durumunu yaşıyorsunuz. gerçekten çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Güzeldi abi. Adama bir deneyim. Ya bütün şeyini bozdu. Şimdi ben ilk PlayStation VR'ı da kullanmıştım. O dönemlerde şeydi abi, Resident Evil 7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu Baker House'da geçen. Evet, evet. O zaman çözünürlük 1080p'ydi galiba. Şimdi 4K çözünürlük destekliyor. Bir de yani Horizon yapımcıları Guerrilla Games'le yeni Fire Sprite. Çok güzel yapmışlar. Evet, VR sürümü. Her şey, manzaralar çok güzel. Ben zaten şeyim, manzara böyle izledim bir süre. İşte bir şeyler tıngırdattım. Abi insan zaten böyle olmuyor mu bak? Böyle. İnsan hakikaten böyle öylesin. Sürekli böyle. Hangisini beğendin en çok? Ben Horizon'u daha çok sevdim. Horizon. Evet. Ben Star Wars'un orijinalini oynamıştım. Bu Enhanced Edition'ı. Bu grafikleri bayağı güzel olmuş. Orijinaline nazaran yani. Orijinalinde çünkü hani bu kadar zaten adında da Enhanced geçmesinden belli yani. Belki bunda görsel atlamayla beraber daha bir şekilde oynarım yani. Horizon grafik olarak çok iyi olmuş. Bir de VR'da nasıl hoşuna gitti böyle bir... Hayır, hayır, o anlamda değil. O konuya geldin, iyi oldu, unutmayayım diye yani, anladın mı? Hani next gen diyoruz ya, tamam kardeşim. Yeni nesil VR olmuş. 4K, 90 Hz bilmem ne, başını gözünü ağrıtmadan akıcı bir şekilde saatlerce oynayabileceğin, tabi arada yine de mutlaka dinlenin. Akıcı bir şekilde oynayabileceğin bir sistem kurulmuş. Mesela bunda oynarım.
yavaş yavaş. Önce oturarak başlarım. Hı-hı. Oyunlara biraz daha alışım. Sonra ebeveyn kontrolünde ayakta oynarım. Çünkü ben oynarken siz de göreceksiniz. Elim kolum, kafam bir tarafım başka oynuyor nasıl yani. Nasıl güzel tırmanıyor arka. Nasıl spor yaptı biliyor musun burada? Evet, gerçekten bu arada güzel spor yaptı. Taraftım yani. En önemli şeylerden bir tanesi. VR'da konfor. Çok keyifli, çok konforlu, rahatsız etmiyor herhangi bir şekilde. Burnunuza mesela ağırlık vermiyor. Çoğu insan için bu sıkıntılı bir durum olabilir. Hı-hı. Onun dışında grafikler çok güzel bunda. Yani manzaralar nasıl? Manzaralar müthiş ve hiçbir şekilde bulanık görmüyorsun. Horizon şeyi iyi yapmışlar. Grafikler güzel yani. Yakın nesneler falan güzel yapmışlar. Yani oku dağa taşı falan. Onlar okey. Onlar çoğu VR oyunda genelde iyi olur zaten. Uzak çizim çok iyi yapmışlar. Onu çok beğendim. Yani hani harbiden bakınca çok uzak çizimler, çok uzak manzaralar da çok detaylı gözüküyor. O çok hoşuma gitti. Star Wars oynarken mesela sen orada bir an vardı. Ben savaşırken kayanın arkasında kalıyordum. Ama ne süper yaptım? Abi. O kayanın arkasından şöyle kendimi fırlattım tak 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 oradan. Güzel siper aldı bu arada evet. Ben o senin dediğin adamım işte. Bu VR'da benim evet. sıkıntım çıkıyordu. Sıkıntım çıkıyordu. Yani VR sıkıntı yaratan bir şeydi. Ben uzak duruyordum evet, o yüzden. Doğru. Ama belki normalde de zaten boş evet, dönem bir arkadaşım. Tabii tabii ben zaten böyle. abi neredesiniz? Hiç bana da hiçbir şey olmadı ve evet, inanılmazdı çok yani. Ben görüntü bu arada, kalitesi. Bu arada görüntüler de gelir diye düşünüyorum ama şu an geliyor. Yaptığı şeyler de dağa tırmanma, yere ok düşme, attım, ok attık falan. Mesela aşağı bakma diyorlar sana uçurumda bakıyorsun hiçbir şey olmuyor filan. Evet, evet. Bunda yayı çektin, ok attın, yok işte oradan bir tane alet aldın, onu tıngırdatmaya başladın falan. Hepsi anlık oluyor. Flüt üfleme sahneleri falan evet, efsane. Evet. Zaten yani koyacağız zaten görüntüleri de biz konuşma akarken görüntüler de sizin oynanış görüntüleri de gelecek konuklarımızın. Oradan da göreceksiniz. Mete bayağı böyle flütü çalıyor yani. Düt dürürü. Evet bak müzik yapıyordu ya böyle. O çok çok güzeldi. Horizon Forbidden West özellikle gelmiş geçmiş en güzel grafiklere sahip oldu. Kesinlikle. Hani diğer yönlerini ayrı şey yaparız ama evet, görsellik hani diğer oyunların çok çok üzerinde tam anlamıyla yenisi. Aynısını VR2'de de yapmışlar. Hı-hı. Spor yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Mesela siz de benim gibi aynen öyle. Kilo mu aldınız? Hiç dert değil. Bununla beraber sporunuzu da yapabiliyorsunuz. Yani inanılmaz terledim abi. Yani çok terledim. Evet. Hala da terliyorum. Biraz ofisin de sıcaklığıyla evet, alakası arkadaşlar, var. Sadece cihaza söylemeyelim bak, ama. Bak bir şey söyleyeceğim bu noktada. Terledim deyince rekorlar aklıma geliyor bu noktada. Watcher'ı bir dakika bile sürmedi herhalde. O rekor abi, sende. Abi oyuncuyuz. Yani herhalde oyuncuyuz. Olsun. Watcher'ları öldürüyor yanımızdaki işte. Ha, Watcher aynen. Karjılı eleman kadın işte orada oklardan biri Watcher'ın kafasına yapışmış ben dedim alınıyor mu dedim tak dedi aldı böyle elimde ok var. Böyle ben de ne yapıyorsun ya orada diyorum oku aldım her alınıyor mu şöyle çok ya o biraz yani. PlayStation Studios farkı biliyor musun? Hani normalde yani o oku orada evet, bıraksan bir şey demez kimse tamam mı? Hani Last of Us bu oyunlarda da olur ya böyle detaylar. Bizim ayrıntılar. Yani. Mide bulantısı olmadı ama ben de yine şey oluyor böyle içim çekiliyor gibi hissediyorum. Onu diyeceğim. Sen demin bir bağırdın bir şeyler yaptın. Şey tırmanırken. Ya işte tırmanırken falan kendimi sabit duruyorum ama hareket ediyorum ya. Yine bir çeşit motion sickness belki sayılabilir ama hani midem bulanmıyor. Başım ağrımıyor ama böyle bir içim titriyor ama böyle huylanıyorum böyle. Bence o sana özgü bir şey. İlk defa böyle midem bulanmıyor, başım ağrımıyor ama içim yani tatlı bir rahatsızlık. İçin çekiliyor, için çekiliyor. Aynen tatlı bir rahatsızlık. O bende yani yüksekten aşağı salıncak inerken salıncakta olur ya. Öyle bir yani orada gibi hissediyorsun ki zaten aslında tabii, terlesen de yorulsan da falan hissetmiyorsun evet, bunları yani. Ben sonrasında geliyor oldum falan o kadar kaptırdım kendimi. Evet, evet, uçurumun kenarında iyi, bayağı dengemi kaybettim. Neyse çekiyorum dönelim. Sonra uçurummuş orası. PSVR 2 Sense'e geçtiğini ben burada öğrendim evet, adının. VR 2 Sense. Ya DualSense yerine VR 2 Sense. El için çok çok iyi, çok oturaklı. Yani daha öncesinde kullandığım VR aletlerin bazılarının kontrolcüsüne benziyor ama bu yapı olarak daha da bir hoşuma gitti. Çünkü cuk diye oturması. Deneyim anında fark ettiğim bir şey de şu. Parmağınızı kaldırdığınızda oyunda da karakter parmak kaldırıyor. Şöyle vereyim size. Bak zaten aynı aileden olduğu, evet, aynı familyeden olduğu aynı takım görüyorsunuz siyah arkadaşlar. Siyah beyaz renkler. Burada da öyle. Pulse 3D kulaklığı da öyle. Sonra da Star Wars'ta zaten emaneti çektim. Şey de güzel. Mermim bitti kalbim. Kim reload edecek? Laps diye fırlattım böyle. Bu arada iyi bilekliği takmışım değil mi ben? İyi safa evet, sağlam bir şey yaptım. Evet evet. Bunlar tabii ki güvenlik gereği arkadaşlar. Takmak evet, gerekiyor. Özellikle sinirli bir oyuncuysanız değil mi? Passengers. Ha, evet. Aynen. Passengers yani. Tall Nick'i böyle yanından geçerken görmek falan böyle, hani güzel. Bu mesela şey farklı bir deneyim.
Onu sana veriyor PlayStation VR 2'de. Farklı bir şey. Aa, ben şu an farklı bir medyanın içerisindeyim. Hı-hı. Ben şu an farklı bir gözle bakıyorum bu dünyaya. Onu hissettiriyor. Ve etrafta koşturmak, eğlenmek, işte o hareketleri gerçekten senin yapma. Bunlar çok bence eşsiz deneyimler. VR'da da yine bir geri bildirim söz konusu. Aha. Orada da böyle bir titremeler var. O çok güzel. Seviyoruz titretmeyi yani özellikle. Ama Star Wars'ta ateş ettiğim için, aynen öyle ateş ettiğim için orada zaten tetiği tam hani %100 orada kullanıyorsun açıkçası. Bunun şeyi güzel olmuş. Ya bu modern tasarıma uygun olmuş. Genelde artık bu daha çok tercih edilen bir şey oldu. Küresel yeni, tasarım. Evet. Yani VR cihazlarda çok tercih edilen modellerle oldu. Bu sene adapte olmuşlar. İş tuş olayı zaten bir numaralı olması gereken şey iyi bir şey. Çünkü hakikaten bir şey kavradığın zaman buradan kavruyorsun genelde. Evet. Ona göre bir yapı kuruyor oyun yani. Yani ben beğendim ergonomik geldi ama tabii uzun oyun deneyimini yapmak lazım. Yani bir oynayayım bir 10-20 saat. Ondan sonra daha net bir görüşme olur. Analog mesela beklediğinden çok daha ufak yapılmış. Evet. Pozitif bir şey olur olabilir bilmiyorum hani bunu görmek lazım. Çok ufak ama çok oynarken de hissettin mi öyle? Mesela oynarken hiç ben de hissetmedim. Boyutu da böyle inceleyince yani. Gerçekten karakter parmaklarını böyle tutuyor. Ha. Bunu kaldırırsan bunu kaldırır. Evet. Tuşa bastığını parmak hisseder ya normalde. Parmak algılama var Bunu kaldırdım bunu kaldırır. Şunları kaldırsan hemen kaldırıyor falan. Böyle hareketler. O parmak algılama teknolojisi diye geçiyor. Bir de 4K diyorsun abi daha ne? Benim gözüm 4K görmüyor. Ben ona eminim. Bunu da gördüm ama yani. Bir de 110 derece görüş açısıyla böyle zaten o manzaralar her gelenin zaten boyunu böyle. Aynen. Yani normal şartlarda mesela girsek o bizim dövüş yaptığımız sahneye belki 10 dakikada gidersin ama manzaraya bak, ona bak, şuna bak, iki işte bir şeyler elde derken yarım saat 40 dakikayı buluyor. Ben bu kulaklıkla PlayStation default kulaklık geliyor bir yerine. Çıkarıp başka bir kulaklık takabiliyor muyum? Evet. Yani, okay. Pulse 3D ile mesela çok güzel bir takım oluyorlar. Onda da şey vuruş hissi çok iyiydi. Bir de dinamikler hani işte silahı yandan aldın, şarjör değiştirme dinamikleri falan. Hani ne kadar ben bir noktada silahları atıp tokat atmaya başlamış olsam sen havada uçuyordun bir ara. Arkadaşlar bir arada böyle havada uçuyor ne oluyor dedim nereye gidiyor Mete? Ya ben genel olarak dediğim gibi deneyimimden çok memnun kaldım. İlk defa denedim PlayStation VR 2'yi. Şu noktaları hoş. Plug and play aynı ilkinde olduğu gibi. Tek kablo. Bir de. Play and play ve bunda da evet sadece bir tane kablo var. Evet. Bir de YouTube'da ve Twitter'da bir izleyicim var benim sürekli benden VR yayın istiyor. Ama 3 yıldır 4 yıldır. Tamam, söyle. Gün senin günün kardeşim. VR videoları, VR yayınları geliyor. Hadi bakalım. Bu arada bizim bu kanalda yıllar önce bir Resident Evil VR ilk versiyonunda biliyorsun biz vardık burada. Evet ya. Onu da bir izlesinler rica ediyorum. Sonra bir evet. Aynen. O mükemmel yani ya. Yani siz hiç çığlık attıktan sonra filan yaptınız mı? Öyle, ya öyle bir korku ki vücudumdaki suyu hissettim yani. Su dehidre oldu adam. Dehidre oldum yani. Bende zaten direksiyon da var. Gran Turismo turnuvası yapmıştık. O videoyu da izlemeyenler varsa bence ona da gitsinler. PlayStation Türkiye kanalında. Yayıncı abi şimdi bak direkt. Şimdi kazandım ya onu da söylemem lazım şimdi. Orada direksiyon kazanmıştık sağ olsun hediye etmiştiniz. Birinci olmuşlar. Evet. Aynen şimdi o direksiyon artı bu VR'la beraber bir Gran Turismo dünyasında içine girerim yani. Evet. Yani çok hızlı ilerlediğim bir şey ama vücut sabit kalıyor. Oturarak oynayacaksın. Herhalde oturarak oynayacaksın. Ayaklaşıyor. Yani. O hatayı yapan da olabiliyor çünkü. Ayakta oynarsan. Koşarak oynuyorum. Aynı zorlaşmaya çalışıyor. Bir kere deneyelim ya. Tabii merak ettim. Koşuyorum sürüm ayakta. Peki ama bir dakika. VR 2 ile ne oynuyorsun bir de? Söz ver. Resident Evil Village. Nasıl? Onu sözünü nasıl? Verdim. Hayır. Bir dakika. Doğru. Ama arkadaşlar bastırmanız lazım. Tamam bu videoya PlayStation kesinlikle. Türkiye'de yayınlanacak bu videoya 1000 yorum gelirse yaparım. Tamam anlaştık mı? Tamam anlaştık. Tamam, 1000 yorum. Yani ben yapmıyorum bak, böyle. 1000. Tamam 1000 yorum. Tamam 1000 yorum gelirse Panda Resident Evil Village'ı PSVR 2'de oynuyor arkadaşlar. Bitirmesen gerek yok. Lady Dimitrescu ile bir zaten karşılaşsın yeter. Tövbe estağfurullah hayır ya. Lady Dimitrescu 3 metre onu düşün. Tabii canım. Böyle yani bakıyorsun. Düşünemiyorum bile. Düşünemiyorum. Ha ben. Evet çok bak böyle bakıyorsun. Böyle bakacaksın kadına böyle. Ya. Böyle mi bakacaksın? Tamam. Zaten lidarla tarıyor galiba. Evet. Bir teknoloji varmış yeni. Aynen. Sektöründe lidar. bir... Peki teşekkür ediyoruz Emin'cim. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Ne demek? Gözlerine sağlık. O zaman son olarak söylemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bence herkesin deneyimlemesi gereken bir şey bu ve burada da en güzel haliyle deneyimlediğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Seni görmek her zaman güzel. Var mı son sözünüz? Yok. Kendinize iyi bakın Özcan Bey. Siz de. Özlemişim sizi. İyi oldu. Vallahi geldiniz. Aynen böyle bir tekrar bir koltukta bir araya gelmek ayrı güzel oldu. Bu VR başka bir şey. Bunu gerçekten denemeden anlamak imkansız ki ileride etkinliklerde vesaire bir yerde deneme şansına erişirseniz de mutlaka özellikle Horizon'ı da deneyin derim.
Çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için. Teşekkür ederim. İyi ki için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Kapatıyorum artık. Valla burası her zaman bizim evimizdir zaten. ben de buradan sevgili dostlarımıza Resident Evil VR videosunu tavsiye ediyorum bir kere daha. Evet. Korkuşuma bir kere daha görsünler. ve ağırladığınız için de tekrar teşekkür ediyorum. PSVR 2 ve diğer tüm güncel gelişmeler için de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebildiğinizi hatırlatayım. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye.